Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Haftanın ilk günü sağlıklı, keyifli, hayırlı kazançlı bir hafta olsun inşallah. Trabzonspor takımımızın transfer gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Özellikle Berat'ın gitmesiyle beraber orta sahaya %100 bir isim gelecek. Malik Hamşin de sakatlandığı yerde bir değişiklik zamanı. Zaten fotoğrafta kapağı da koydum. Bir değişiklik zamanı ve şu an gündemde en son isim Lemina. Biraz bunu sizlere aktaracağım. Kapağı da bu resmi kullanmak istedim. Bunun da bilgisini vereyim hemen. Önemli gelişmeler, önemli detaylar. Lemina tarafından bir yoklama var. Lemina ile bir görüşme temas halinde Trabzonspor takımı. Tabii birazdan değerlendireceğim bu transfer bilgilerini de. Trabzonspor takımımızda bu hafta içerisinde artık olmaz olmaz bekliyoruz arkadaşlar. Bir stoper ve bir orta saha. Öncelik santrafor bölgesinde de bir oyuncu bakılıyor hepiniz bildiği gibi. Bugün stopere kesinlikle girmiyorum, onu söyleyeyim. Orta sahaya birazcık değinmek istiyorum bugün. Bugünkü konum daha çok orta saha olacak arkadaşlar. İsimleri değerlendireceğiz gene. Şimdi tabii buraya gelmeden önce Alanyaspor'un teknik direktörü Faroli 6 tane yerliyle çıktı. Bakın Yusuf Özdemir 21 yaşında orta saha. Yusuf Karagöz 22 yaşında kaleci. Furkan Bayır 22 yaşında stoper. Umut Güneş 22 yaşında orta saha. Fatih Aksoy 24 yaşında stoper. Efkan Bekiroğlu 26 yaşında sol önde oynuyor. Bakın bu kadroda 6 tane yerli var ve çatır 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 oynadılar. Genç kardeşlerimize güvenildiği zaman ben genç kardeşlerimizin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Gerçekten hani Alanyaspor takımı maçı kazandı. Kaybetseydi ilerleyen haftalarda, ilerleyen yıllarda kazanacaktı ve tebrik ediyorum. Gerçekten önemli bir, bana göre çok önemli bir olay. Hani Fero adam yabancı teknik direktörü ve gidiyor çatır 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 yerlileri oynatıyor arkadaşlar. Yabancıyla çıkar 8 tane baba gibi rahat, kafa rahat olur ama koymuş. Antalyaspor maçını biraz değinmek istiyorum. Galatasaray Antalyaspor maçını. Bir kere bu maçta da atanın ve tutanın ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Muslera'nın 2 tane hamlesi. Bir karşı karşıya Hacı Wright'tan aldığı bir pozisyon var yatarak. İkincisi penaltıyı kurtardı. Normal şartlarda ben size söyleyeyim, Antalyaspor bu maçtan galip gelirdi. Galatasaray takımı 1-0 geri düştükten sonra paniklerdi. Derken Antalya kontraya çok müsait, defansın arkasına koşacak çok ciddi oyuncuları var ve maçı uçururdu diye düşünüyorum ama Muslera farkı ve Gomis girdi, dakika 1 gol 1 attı ve maçı 1-0 kazandılar. Hani sonradan giren oyuncunun önemini de gördük bu maçta. Biraz buna değineceğiz ama buna gelmeden önce Rıdvan Dilmen'in bana göre yapılmaması gereken talihsiz bir açıklaması olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık futbol çok değişti. Teknoloji geliştikçe futbol da gelişiyor. Futbola da bu teknolojiyi katmaya çalışılıyor ve yok taç antrenörünü alırsan işte bir işe yaramaz. Rakibin santrafor gelir senin dakika 90'da uyku antrenörü olur sana diyor. Yani bu tarz söylemlere gerek yok. Bu tarz söylemlere hiç gerek yok. Ne var? Taç antrenörünü almış, taç atma stilini öğreniyor, taktik geliştiriyorlar. Biz de bunu yaptık. Şimdi böyle bir açıklamaya ne gerek var? Tabii Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray olduğu için dakika 90'da attığı için bir kızgınlıkla söylediklerini düşünüyorum. Biliyorsunuz zaten isimleri biliyorsunuz. Rıdvan Dilmen'in hani açıklamama gerek yok, bir şey dememe gerek yok diye düşünüyorum. Ve Antalyaspor maçında Hacı Wright'ı izledim. Ben çok beğendim. Bazı arkadaşlarımız bana mesaj atmış. İyi ki almadık diye. Arkadaşlar ben Hacı Wright'ı dün çok beğendim. Dün iki takımın da çok hazır olduğunu gördüm. İki hafta sonra Antalya'ya geleceğiz. Antalya deplasmanına çıkacağız. Ve bizim takımımızın son durumuna bakıyorsunuz biliyorum. Antalya'nın son durumuna bakıyorsunuz. Tabii ki daha o zamana kadar 21'inde maç. Allah nasip ederse bu sefer gidiyorum arkadaşlar. Maçı yerinden izleyeceğiz hep beraber. Sizlere yerinden aktarımlar yapacağım. Hani Antalyaspor iyi bir takım. Zaten geçen sene üzerine koydu. Bizim istediğimiz Fernando var. Ömer Toprak stoperi almışlar. İleride Hacı Wright oynatıyorlar Eduardo ile beraber. Çift santrafor oynayıp çok iyi bir takım halinde savunma yapan bir takım. Top rakipteyken 4-5-1'e dönen, top onlardayken 4-4-2'ye dönen bir Antalyaspor takım vardı. Galatasaray takımı da iyi bir takım. Yeni transferleri daha katılmadı bile arkadaşlar ve bizi gerçekten zorlayacak bir ekibe benziyor. Ne kadar Antalyaspor takımı daha netleri kaçırsa da Galatasaray takımı iyi bir takım olmuş arkadaşlar. Onu da sizlere söylemek istiyorum. Atanın ve tutanın gerçekten tekrar söyleyeceğim çok önemli. Bakın Uğurcan Çakır bizde çok önemli bir yeri var. Şimdi Galatasaray'da Muslera iyi bir başlangıç yaptı ama Muslera uzun vadede yaşından dolayı da biraz da aksamalar mutlaka yapacaktır. Kaleci çok önemli arkadaşlar. Bunu bir kez daha görmüşsünüzdür. Santrafor'a Gomis girdi. Tak leblebi gibi tıkladı. İki tane kaliteli santrafor'un olursa ikinciyi soktu. Hamlesini yaptı. İkincisi tak diye vurdu attı. Senin de böyle olman lazım. Geniş bir kadro kurdu. Okan Burun maç sonu röportajını izledim. Diyor ki bugün X bir oyuncu oynayacak. Ertesi hafta X bir oyuncu oynayacak diye bir açıklama yaptı. Şimdi gelelim Trabzonspor takımımıza. Berat transferine gelelim arkadaşlar.
Biraz da sohbet tadında olsun istedim. İlk bölüm biraz sohbet tadında geçsin. Uf, pardon. Şimdi Berat'ın transferine hepimiz şaşırdık. Allah Allah, ben de şaşırdım. Ya bu transfer nasıl gerçekleşti? Bu transfer nasıl izin verildi? Hani kulübümüzün evet bir para girtisi olacak. Parayı alıp biz o parayla beraber istediğimiz bir oyuncu sıcak parayla belki de Berat transferinden birkaç oyuncu birden getirebileceğiz. Taksitleri bölüyoruz ya biz, biliyorsunuz. Belki de Berat transferinden iki tane daha oyuncu getirebilme hakkımız doğacak. Ama hala kulüp tarafından bir açıklama gelmedi ama bu işin bittiği iddiası var. Berat'a da nasıl bir teklif geldi? Bizde 5 milyon TL kazanan bir Berat'a Arap takımlarından nasıl bir teklif geldi bilmiyorum ama Berat Trabzonspor takımında 1-2 sene oynasa veya Türkiye'de ve Avrupa'da bir takıma gitseydi zaten ben Arabistan'da alacağı paranın 4-5 katın daha fazlasını alabileceğini düşünüyorum. Arap takımlarında orada geçireceği performans, oraya uyum zordur. Bakalım nasıl olacak? Allah yoluna açık etsin. Sonuçta bize para kazandırdı gitti. Hani Gençler Birliği'ne bir pay var mı deniliyor. Gençler Birliği'nde de bir pay olmadığının bir bilgisi var. Çünkü 2,5 milyon euro alındığı için bunun üzerindeki bonservisten size biz pay vereceğiz demişler. Öyle bir anlaşma yapmışlar ama 2,5 milyon euro da sabit tutmuşlar. Ve 2,5 milyon euro da sabit kaldığı için de transfer ekseden Berat'a bir bonservisine bir para ödemeyeceğiz Gençler Birliği'ne. Şu an görüntü bu şekilde, bunun da bilgisini vereyim. Ama Berat transferi gerçekten ben içeriğini çok merak ederim. Orada farklı bir şeyler var arkadaşlar. Hepimiz ilerleyen süreçte göreceğiz. Bazı şeyleri konuşuruz, bazı şeyleri konuşamayabiliriz. Bunu da söyleyeyim sizlere. Mario Lemina. Şimdi Trabzonspor takımımızın bu oyuncuyla görüştüğünün iddiaları var. Hani Lemina bir kere çok iyi bir oyuncu. Ben Lemina'yı çok beğeniyorum. Galatasaray döneminde 28 küsur maç oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bir gol atmıştı. Hani iki yönlü oynayabilen, kemik gibi bir ön libero. 6-8 oynayabilen bir oyuncu Lemina. Bizim hani Lille'den ayrılan Seca'yla bir girişimimiz vardı. Grealish'le alakalı bir girişimimiz vardı. Ve şimdi de gündeme Lemina geldi. Lemina 28 yaşında. Gabon milli takımında da oynuyor. 36 maç oynadı bir önceki sene. 2 tane golü var. Bu sene Nice takımında oynuyor biliyorsunuz. Lig 1'de oynuyor. Ve hani Marsilya, Juventus, Southampton, Fulham, Nice gibi önemli takımlarda oynamış. Fransa, İngiltere ve İtalya'da oynamış bir oyuncu Lemina. Galatasaray'dan da tanıyoruz Lemina'yı. Benim beğendiğim bir oyuncu. Şimdi tabii ki de bir tane stoper gelecek. Evet ama orta sahada bizim ciddi bir eksikliğimiz oldu. Neden? Şimdi Dorukhan'ı bir stoperde oynatıyor şu anda. Şu anki mevcut kadroyu konuşacağım. Orta sahada Siopis, Doğucan, onun dışında Bakasetas çekebiliyorsun ve orada oyuncu kalmadı arkadaşlar. Orta sahamız bomboş. Abdülkadir Parmağı verdik bakın. Abdülkadir Parmağı bedavadan verdik. Şimdi Abdülkadir Parmağı verdik. Şu an pişman mıyız değil miyiz? Benim için çok önemli bir soru. Abdülkadir Parmağı verdik. Hemen arkasından Berat'ı verdik. İki tane orta sahada yerli oyuncu veriyorsun. Bakın bu birazcık plansızlıktır. Bu birazcık hani sürpriz gelişti Berat transferi belki. Evet ama şimdi Doğucan'ı getirdik. Okey. Hemen Abdülkadir Parmağı verdik. Berat'ı getireceğiz. Bir tane de oyuncu vereceğiz ama bu iki oyuncu da yerli oldu bakın. İki yerli gönderip bir yerli bir yabancı almış olacağız. Zaten hani yerlilerde bizim rotasyon anlamında sıkıntımız vardı. Şimdi takımımıza baktığımız zaman savunma hattında Hüseyin Türkmen, işte Eren ve Ahmetcan var ama hücum hattında bakın Yusuf Erdoğan'dan başka hücum hattında Abdülkadir Ömür ve Yusuf Erdoğan. Abdülkadir Ömür oynuyor. İleride bizim atabileceğimiz yerli bir Türk bir oyuncu yok. Bu bizim için büyük bir eksi arkadaşlar. Biz sadece yerli oyuncuları defansta mı değiştirmek zorunda kalacağız yani? E şimdi bir stoper getireceksin. Sağ bekin yabancı. Tamam. E nasıl olacak? Abdülkadir Ömür çıkıp Abdülkadir Ömür'ün yerine kimi sokacaksın? Abdülkadir Ömür kötü de oynasa sağda kalacak bu şekilde olduğu zaman. Bu bizim için büyük bir problem arkadaşlar. Bu problemi Abdullah Avcı'nın çözmesi lazım ya. Onun için de Umut Bozok tekrardan gündeme geldi. Çünkü ileriye zaman zaman Umut Bozok atabilme adına, hücum hattında da değişiklikleri yapabilme adına lazım. Kanatlarda oynayacak bir yerli oyuncu getirebilsek ne mutlu, daha da güzel olacak. Çünkü bizim gerçekten bir yabancı ağırlığımız oldu yine. Yerli anlamında, rotasyon anlamında hücuma da bir oyuncu gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kopenhag'la alakalı değerlendirmelerimi yapmayacağım. Çünkü daha zamanımız var ama sosyal medyaya geçen düşen bir videoları vardı. Tık 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 yapıp inanılmaz bir şekilde hücuma çıkıyorlar. Çok hızlı hücum yapabiliyorlar. Kopenhag takımında iyi bir takım. Toparladılar. İlk 3 haftada biraz türbülanstalardı ki son maçlarını kazandılar. Farklı kazandılar. Önemli 2-3 tane oyuncusu var hücumda. Bunları zaten tekrardan ele alacağım. Bunları tekrardan sizlere aktaracağım. Ama Trabzonspor takımımız şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir Hatay'a kadar biraz daha zamanımız var ama acilen bizim transfere de yoğunlaştık. Şimdi takım içerisinde de bir konsantre eksikliği var gibi geliyor. Çünkü neden?
O gelecek mi, bu gidecek mi? Hala elimizdeki oyunculardan gidenler var bakın. Hala bir transferden çıkamadık. Sezona hala tam anlamında giremedik. Şampiyonlar Ligi mi, işte transfer mi derken hem yönetim hem hoca bizim kafamızı rahatlatamadık. Burada biz yanlışlarımız var. Biz sezona hocamız bir kere giremedi. Bakın elinden bir tane daha oyuncu uçtu gitti hocanın. Bunlar zor işlerdir. Hocayı ben çok iyi anlıyorum. Stoper istiyorum kardeşim diyor. Ben diyor kampın daha birinci kampın sonundaki açıklamasında stoper geldikten sonra ben start vereceğim diyor hazırlıklarıma diyor. Stoperle beraber çalışması lazım. Bir savunma, bir tane stoper geldi. Dört savunmacıyla çalıştırarak olmaz. Bütün takımı komple ele alıp çalışman lazım. Bütün takımla uyum sağlaması lazım. Şehre alışması lazım, takım alışması lazım. Yeni bir kültüre geliyor. Bunlar önemli detaylar. Ve Abdullah Avcı şu an ne dese haklı arkadaşlar. Ne dese haklı. Maçı kaybetsin 3-0. Kardeşim istediklerimiz olma dese haklı ki bizim hocamız böyle bahanelere sığınmıyor. Ama geç kalınan şeyler var. İnşallah toparlanır bunlar transferlerle beraber. Çünkü telafisi olmayan haftalara girdik. Şampiyonlar Ligi ön elemelerimiz geldi. Ve sezon başındaki kötü gidişatın geçen sene neler yaptığını gördük rakiplerimize. Allah korusun biz böyle şeyler yaşamak istemeyiz diyorum. Videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kemik kitlem sizi çok seviyorum. Desteklerinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.